Katalistan herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İlhan Özdemir, Kaan Kural ile birlikte bugün merkez grubunu konuşacağız efendim. 2024-2025 sezonun açılışında Atlantik'i konuştuk. Geçen salı yayınlanan programı izlemişsinizdir, İzlemediyseniz de tavsiye ederiz. Şimdi de Kaan abi merkeze doğru, biraz da Atlantik'ten sıkıcı bir gruba doğru gidiyoruz seninle birlikte. Las Vegas'ın belirlediği baremler üzerinden, yani bizim tahminlerimiz değil, Las Vegas'ın takımlar için koyduğu tahmini, galibiyet, mağlubiyet oranına göre alt mı bitirecekler üst mü bitirecekler diye tahmin edip bir sezonun rehberini çıkarıyoruz burada. Ama Kaan abi bugün merkeze geçmeden Önemli bir NBA haberi verelim mi istedik? Burada şeffaf olabiliriz. Biz aslında programları pazartesi çektik. Dolayısıyla Atlantik'te bu haberimiz yoktu. Atlantik grubunu konuşurken. Olsaydı orada da konuşurduk ama NBA için çok önemli bir figür. Diken Mamut Homboylu 8 yaşında hayatını kaybetti. Sadece Amerika'da değil Türkiye'de de yani ismiyle, oyunuyla, farklı kuşaklar üzerinde çok büyük etki bırakmış bir isimdir. Ayrıca saha dışındaki e, ya, e, büyük yardım işleriyle Afrika'ya yaptığı yardımlarla e, genel tarzıyla, çizgisiyle çok özel bir karakterdi gerçekten. Ee, geçtiğimiz bir yıl içinde yalnız ne kadar çok NBA eski yıldız evet. hayatını kaybetti. Ben hani Bill Walton'da da söylemiştik bunu. Bill Walton gibi Dikem Mutomu da bir karakterdi NBA Aynen. için. Yani NBA ailesinin en tanınan isimlerinden biriydi. Yani 90'dan 2009'a kadar uzanan bir kariyer. Yani hepimizin gençliğini, çocukluğunu farklı şekillerde etkilemiş. Çok sağlam bir savunmacı. Kanserden kaybettik onu ama herhalde sesiyle, oyunuyla, gülümsemesiyle hepimizin hayatında çok farklı figür olarak kalmaya devam edecekti Kemba Mutombo. buradan istersen bir başka global elçinin başrol olduğu bir takıma geçelim. Milwaukee Bucks'a geçelim. Çünkü yani Santato Kupo şampiyonluk sezonundan beri Milwaukee ile birlikte playoff'ta duvara tosluyor. Normal sezonu çok iyi geçiyorlar. Playoff'ta duvara tosluyorlar. Ve iki playoff'ta şezon... sakat, sezon... Play sakat ve hmm. iki playoff turu üst üste de ilk turda gidiyorlar. Yani biri çok sürprizdi ama geçen seneki tabii ki sakatlıklardan dolayı daha beklenebilirdi. E şey bir şey dedim Miami serisinde de sakattı aslında Antetokounmpo kaç maç. Doğru. Maçtı. çok sağlıklı değildi ve şimdi hmm. ikinci sezonuna Lillard yani Santa Kumpo ikilisinin ikinci sezonuna giriyoruz. Duck Rivers'la ilk full sezonları olacak ve işte Lillard yani Brook Lopez sakat olsa da Chris Middleton nüvesinin yanına bu sezon Gary Trent Jr, Delon Wright, Torian Prince gibi İyi minimum hamleler yaptılar. Yani major büyük parçalardan değişen olmadı. Ama minimum hamle olarak fena bir yaz geçirmedi aslında Milwaukee Bucks burada. Nasıl bir sezona doğru gidiyorlar? Ya bir kere e, Milwaukee Bucks'ın yapabilecek hiçbir Demiller takasından sonra yapabilecek hiçbir hamleleri kalmamıştı. Yani elleri kolları bağlıydı. Fakat bu şartlarda bu ahval ve şerait içinde geritiren Torin Prince ve e, şeyi almak Delon Wright'ı almak yani üçü de rotasyon parçası olabilecek. Ee, özellikle geritiren özelinde hani gerçekten iyi bir parça olabilecek, takımın ihtiyacı olabilecek parça olabilecek Üç ismi eklemek bence hakikaten mucize. Ha Ciddi bu başı. ya bu oyuncuların hiçbiri takımın kaderini değiştirecek oyuncular değil. Ama takımın kaderini değiştirecek oyuncular. Eğer kendi rollerini alırsa ya yani oynayabilirlerse o zaman onları tamamlayabilecek oyuncuları buldular. Bu bence çok önemli. Ve şunu düşün Milwaukee'nin o şampiyonluk sezonlarından itibaren elinde çok değerli parçalar vardı ama şimdi işte Donta De Vincenzo'yu kaybettiler. Pat Connett'ın geri adım attı. Juro Holday zaten denklemden çıktı. Bütün bunlara baktığında Milwaukee Bucks rotasyonu çok daralmıştı. Geçen sene playofflarda da oynatacak yan parça bulamıyorlardı. Özellikle burada Pat Connett'ın bir anda böyle düşüşe geçmesi ki niye olduğunu da çok çözemedik. Hani bir sakatlık falan da yoktu acayip düşe geçmesi bence onları biraz yaraladı. Bobby Portis de biraz geri adım attı. Evet. O yüzden kadro kalitesi çok düşmüştü onlara. Şimdi e, Bobby, yani Pat Connaughton ve Bobby Portis'in biraz daha belki iyi bir sezon geçirebileceğini umuyorlar. Ayrı konu ama 3 tane de önemli rotasyonda ana rotasyon oynayabilecek oyuncu eklediler. Fakat burada asıl kritik isimler tabii ki e, ilk 4 senin saydığın isim. Bunlardan Brook Lopez'in artık 37 yaşına geldiğini, her ne kadar son derece dayanıklı ve her maçı oynayan ve kendi rolünü tam olarak oynayabilen bir oyuncu olsa da biraz Boston'da Al Horford'dan bahsettiğimiz gibi hani bu saatten sonra belli riskler barındırdığını barındırdığını söylemek ve belli bir dakikanın altında tutmanın gerekli olduğu bir yere gelmiş durumdayız. Ama Brook Lopez bu denklemde hala en kritik parça değil. Burada kritik 3 isim ki bence ikisi çok daha önemli. Yani Santetokumpu ile Damian Lillard. Şimdi burada Yanis Antetokounmpo üzerinde bakarsak Yanis eğer biraz daha dikkat edersen yani biraz daha detaya indiğin zaman Yanis artık savunmada bir zamanlar onu yılın savunmacısı yapan ve yılın savunmacısında en iyi 5 oyuncudan biri yapan yırtıcılığı biraz kaybetmiş gibi. Bu bence fizikselden çok psikolojik bir durum. Üzerindeki yükle alakalı. Ama savunmada artık Yanis hani aynı aynı caydırıcılık, aynı canavarlığı çok göstermiyor. Bu anlaşılabilir. Takımın makro planında da yani e, vizyonunda da çok büyük problem yaratacak bir unsur değil. Kleof'a gelene kadar diyelim en azından. Yani normal son için konuşuyoruz. Hücum'da ise Yanis bence yine eski yırtıcılığından biraz uzaklaştı. Ama özellikle geçen sene, bundan önceki sezonlar için belki o kadar. Geçen sene oyununu çok daha güzel cilaladığını, hı hı. yani bir zamanlar işte çok yönlü oyuncu olacağım diye gereksiz attığı üçlüklerden vazgeçip ama orta mesafe şutlarını ve özellikle atabildiği noktaları çok daha rahat gittiğini oradan çok daha güvenle atabildiğini yani sadece bir şakil modern şakil gibi potaya kadar gitmek zorunda kalmadan da verimli kalabileceğini gösteren daha komple bir oyuncuya dönüştü. Zaten o yırtıcılığı zaten gösteriyordu yeterince. Bu aynı zamanda onun fiziksel yıpranmasını da belli oranda e, azaltan bir durum ki yaşı ilerledikçe böyle fiziksel oynamak imkansızlaşacak 82 maç boyunca. Yani bence Antetokounmpo'nun oyunu etkinliğinin Totalini biraz tartışabiliriz ama çok daha olgun bir yere geldi ve onun da takım içindeki yerleşim. Burada özellikle geçtiğimiz sezon daha doğrusu son iki sezonki playoff'taki aya kırıklıklarından sonra ve açıkçası dünyanın en iyi oyuncusu tartışması iyiden iyiye Embiid, Jokic, Doncic eksenine döndüğü için Yanis oradan biraz geriye adım atmış gibi Yanis'in bu biraz şey sezonu olabilir. Abicim biz de buradayız sezonu olabilir. Sen Olimp hatırlatma hatta intikam sezonu mu diyorsun? Ve olimpiyatı da mükemmel oyun geçirdi. Yani olimpiyattaki haliyle abi bomba gibi dedirtti. Yani o e, playoff'taki sakatlığını falan tamamen attı. Bu bence Yanis Antetokounmpo'nun bu sezon tekrar MVP tartışmasına girebileceği bir sezon olabilir. Ama burada işte çünkü Yanis topla her ne kadar oynayabilen bir oyuncu olsa da onu topla daha az oynadığı senaryolarda çok daha verimli görüyoruz. Buradaki iki kritisim Damian Lillard ve Chris Middleton. Şimdi geçtiğimiz yıl ki aslında Middleton için bunu son iki buçuk sezon için söyleyebiliriz. Lillard için geçen sezon için söyleyebiliriz. Bu iki oyuncudan beklediği çizgide değildi kesinlikle. Özellikle Chris Middleton senaryosunda Chris Middleton hiçbir zaman bir daha 2021 Middleton olamayacağını kabul etmek yani lazım. İki bileğinde problem var. İki dizinde neredeyse problem var şu anda. Ve yine sezonun neresinde tam sağlıklı olacağını kimse bilmiyor. Sağlıklı olsa Ameliyat bile olsun. yani normal sezonda artık onun dakikalarına 20-25 arası olacağını görebiliriz. Ki da iyi oynadı aslında Chris Middleton. da onu... çok iyi oynadı aslında. Son bir ayı da çok iyi oynadı. Hı -hı. Middleton son bir buçuk sezonda artık abi bizim bildiğimiz Middleton gitti bir daha eskisi gelmeyecek dedirttiğimiz anda geçen sonu son bir ayı ve playofflarını Chris Middleton gibi oynadı. En iyi Chris Middleton gibi değil. Harika oynadı demiyorum. Ama Chris Middleton gibi oynadı. Şimdi oraya ne kadar yaklaşacağı, yaşı da bu kadar ilerlemişken, arka arkaya bu kadar sakat ve tekrar ameliyat olmuşken bir soru işareti. Ama ondan en azından daha düşük profilde bir rolde bile bir şeyler bekliyorlar ve işte diğer parçaların eklenmesiyle onu 25 dakika kullanabilecek lükse erişmeleriyle onu bir şekilde eğer sağlığına kavuşursa idare edebilirler. Buradaki bence en kritik isim Demian Lillard. Yani bütün diğer oyuncular işte Brook Lopez belki biraz düşebilir. Chris Middleton'ın dakikaları azalabilir. Yanis bence iyi bir sezon geçirir. Ki Yanis'in zaten yani MVP tartışmasında bir sezon geçirmemesi durumunda Milwaukee'nin bütün planları alt üst olur. Ama bu yani Embiid için de geçerli. Donch için de geçerli. Yok için de geçerli. Yani o e, dünya yeniden keşfetmek <laughs> değil. Bu, bunun geçerli olmadığı belki de tek takım Boston'dır yani. Hani Tatum çok iyi bir sezon geçirmesine Boston iyi olacak. Çünkü Boston çok çok ekstrem bir örnek. Anlatabiliyor muyum? O diğer takımlar, diğer bütün takımlar için takımın merkezindeki oyuncu zirve sezon geçirmezse takımın düşeceğini tartışılmaz bir durum yani. Boston hariç dediğimiz gibi. Burada geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yaz hiç antrenman yapamadığını söyleyen çok zorlu bir boşanma sürecinden psikolojik olarak da yıpranmış olarak gelen Damian Lillard'ın eski çizgisini yaşı da ilerlediğini hatırlatmak gerekiyor ama eski çizgisine yakın bir çizgiye yakınlaşıp yaklaşamayacağı ki geçen sene çok ilginç bir sonunda bazı bir iki maçta Lillard, Portland Lillard gibiydi. Playoff da iyiydi o da bu arada. Evet. Playoff da kendini bulanlardan biriydi o da. Ama abi tamam bak şimdi Middleton gibi olsaydı eğer yani sezonun genelini e, istenen gibi oynamayıp sezonun sonunda çıkışa gösterdi. ha kendini buldu derdim. Bence çok öyle bir durum yok. Sezonun başında da muazzam maçları vardı. Ama bir maç 40 atıyor. Bir maç 10, 10 işte 14'te 3 atıyor falan böyle. Yani bir istikrara kavuşamadı. Kariyerinin kötü şut sezonlarından birini geçirdi ve ya hücumda böyle bir türlü takımın ritmine ve sistemine alışabildiğini görmedik onun biz. Şey ya 75. sezonun 75. maçında hala ikinci maçtaki evet. kadar takımdan ayrı duruyor. Ve falan. o hayal edilen Lillard Yanis öldürücü ikili oyunlarını hiç göremedik. Çünkü stil olarak ikisi pick and roll'da birbirini tamamlayan parçalar değil. Yani Lillard da Middleton'da daha farklı oynuyorlar pick and roll. Mesela Middleton'ın Yanis ile iletişimi daha iyi. Lillard'ın da Brook Lopez ile iletişimi daha iyi. Çünkü Lillard'ın zaten sahip olmak istediği şey çok ufak bir açı. Yanis ona ufak bir açı verir ama Yanis'i tamamen bir perdeci olarak kullanmak Yanis gibi bir oyuncuya da biraz Angarya gibi geliyor. Yani ben niye sadece Brook Lopez gibi perde yapayım diye düşünüyor bir noktadan sonra. O yüzden Middleton gibi daha sabreden, daha topu bekleten oyuncularla Yanis daha iyi kili oyunu oynuyor. Brook Lopez, Lillard'a daha iyi gidiyor mesela. Çünkü Chris Middleton ikili oyunu oyunu açmak için oynuyor. Lillard kendisini açmak için Direkt oynuyor. Direkt bitiriyor çünkü Lillard. Evet. Ama yani Lillard'ın da daha formda, daha iyi hazırlandığı bir sezonlar. İşte sezonu biliyorsun, Adrian Griffin başladılar. koş değişikliği falan da büyük problem oldu. Dark Rivers'ın bir sürü sorunu olsa da takımla iletişim kurmayı yani oyuncularla olan iletişimi her zaman güçlüdür. Hani bir de sezon öncesi kampı falan yaşadıktan sonra eğer bütün diğer faktörlerin 3 aşağı 5 yukarı beklendiği gibi olduğunu varsayarsak Lillard'ın Belki Portland'daki... Bu arada Portland'daki son sezonu... ya bir önceki sezonu Lillard'ın efsaneydi. Kusursuz bir şut sezonu. Olağanüstü Kusursuz. bir sezon geçirdi yani. Yani biz geçen sezonki bir inişli çıkışlı performansdan evet. dolayı... E, ...insanların ağzında biraz e, buruk bir tat kaldı ama... önceki ...bir önceki sezonu Lillard'ın akıl almazdı. Geçen yani. sezonda %35 üçlük attı. O çok ilginçti. Şey de çok ilginç abi. Yani iyi şut atamadığı bir sezon diyorsun Hı -hı. da... Şimdi kötü şut atsa gene anlarım. Abi bazı bazı maçlarda evet. iyi bazı maçlarda felaket attı. Ortalaması kötüye geldi. Ve burada ilginç olan şey şu da olacak Kaan abi. Şimdi baremi söyleyeyim orada senin görüşünü merak ediyorum. 50.5 vermişler onlara. 50.5 vermişler. Yani New York'un ve Philadelphia'nın altında Cavs ve Pacers gibi takımların üzerinde görüyorlar onları. Ama burada ilginç olan ve aslında unutulan bir şey var. Hep ucum tarafını konuşuyoruz ama geçen sezon Milwaukee 19. oldu savunmada normal ki, sezon. Ki Budun döneminde her zaman ilk 5'ten asla düşmez. Her yani. zaman. Ve başka bir ki söyleyeyim sana. Damian Lillard 73 maç oynadı. Yani Santos Kumpu 73 maç oynadı. Yani starlar iki starının sağlıklı olduğu bir sezonda evet hücumda toparlayabildiler ve 49 maç civarı kazandılar. Mesela Brook Lopez'in oradaki rolünden ve yaşından çok bahsediyoruz. Bir saniye söyleyeceğim. Brook Lopez de 79 maç oynadı. Bak Brook Lopez'in 79, Yanis'in 73, Lillard'ın 73 maç oynadı. Aslında ana kurgunun olduğu bir sezonda biz gördük ki ana kurgu savunma yapamıyor. 19. sıradalar. Ve şimdi insanlar NBA'de normal sezonun öneminin azaldığından bahsediyorlar ama normal sezonda ilk 10'a giremeyen bir savunma takımı NBA'de şampiyon falan olamıyor. Bunu her zaman yazmak lazım. Yani son 25 senede galiba bir şampiyon var. O da bildiğim kadarıyla 2001 Lakers falan. Yani onlar da normal sezonu zaten rölyantiyi aldıkları için öyle. Yani ilk 10 savunmaya sahip değilsen NBA şampiyonu falan olamıyorsun. Şimdi bu takım Demian Lillard'la kötü bileklere sahip olan bir Chris Middleton'la 37 yaşındaki bir Brook Lopez'le Eski Cahit Rıncı'nda olmayan bir Yanis'le. Yanis'le. Dört numarada Torin Prince tamam savunmacı ama ne kadar savunmacı. Yedek uzunun Bobby Portis. Yani işte bu rotasyonu koyuyorsun. Bobby Portis korkunç bir şey. İşte korkunç. Sadece bir anda alabilen bir oyuncu. İşte bunları koyuyorsun. Pat Kanat'ın geriye gitti. İşte diğer tarafta Andre Jackson, Marjan, Boğaçamp. Yani burada kim savunma yapacak bu takımda? Geri Trent de çok iyi bir savunmacı falan. Yok değil. Yani Dallin Wright'ın... Or or orada, orada en iyisi Andre Jackson ama onunla oynayacağı dakika onu geçmez. Dallin Wright'ın çok ekstra bir savunma evet. çıkarması. ki. Çok iyi bir savunmacı ama kaç dakika alacak Wright? O da Genelde topa sadece saldırır. Topa saldırır. Onun takım savunması da sorun. Bir de unutmayalım Budu Nazır döneminde tamamen drop yapıyorlardı. Geçen sene adam değişmeye, yani switch savunmasına döndüler. Şemayı değiştirdiler ve savunma yapamıyorlar. Savunma yapması lazım Milwaukee'nin. O yüzden 50.5 50 buçuk benim biraz kafama karıştırıyor. Yani bu kadar sağlıklıyken hiç savunma yapamadılar. Bu sezon daha mı sağlıklı olacak Milwaukee? Mesela çok emin değilim açıkçası. <laughs> bence sağlık riski çok yüksek oyuncu Middleton'a hariç çok yok orada. Ve doğal olarak yani biz takımları değerlendirirken mantıklı ölçüde sağlıklı olacaklarını varsayıyoruz. Yani ekstra bir sak sakatlık Hı -hı. olmayacağını yani varsayarak konuşuyoruz. Ben açıkçası Doug bu tip takımlara daha muhafazakar. Yani takımı ilk ona tekrar belki savunma benimle çok kolay kolay sokabilir 15 ama. 15'i 15'i işte 12-13'lere taşıyabileceğini ki bu takımın malzemesi özellikle Yanis'in de doğru kullanımıyla olabileceğini düşünüyorum. Orayı İyi olacaklarını zannetmiyorum ama idare edebilecek bir konuma gelebileceklerdir. Ve şimdi buçuk 50, 50, her ne kadar Doğu Üçüncüsü gibi gözükse buçuk 50, 50 aslında çok çok yüksek bir barem değil. Hı hı. Yani, eskisi Eskisine göre çok daha düşük bir barem. Aynen yani bir de diğer türlü bakıyorsun hani mesela diğer tarafta 47 diyor yani hı hı. küçük galibiyet falan çok. Ben açıkçası Milwaukee'nin iyi bir sezon geçireceğini daha iyi bir sezon geçireceğini varsaydığım için üst diyeceğim. Onların yoksa hani 52-53 galibiyet alabilecek bir takım olacaklarından emin olduğumdan değil ama... Bu 50 buçuk geçebilecek düşünüyorum. Ben hep şey derim biliyorsun. 5 Evet yani bu takımın 55 galibiyet alması mı daha akla yatkın 45 galibiyet alması mı? Burada kendimi biraz tekzip edeceğim. Bu takım 45 galibiyet alsa daha az şaşırırım 55 galibiyet alacağına. Hmm. Ama gene de üst olabilir. Üst, ol üst olacaklarını düşünüyorum ben. Üst yazdım, alt yazdım, üst yazdım. Çok gidip geliyorum Milwaukee Bucks'ta. Ama Milwaukee Bucks yani Buda huzurdan döneminde müthiş bir normal sezon takımıydı. Geçen sezon çok kaosun içine düştüler. Bu sezon o kaos olmazsa yine o normal sezon doğrularından gidebilirler gibi hissediyorum. Bir de Milwaukee'nin eğer belli... Yani geçen sezonki yeni çıkışlar tabii bizi çok şaşırttı hmm. ama... Yani eğer varsaydığımız gibi istenen denge yani oyuncuların kendi rollerinde normal performanslarla verdiği senaryoyu düşünürsek benim bir başka normal sezon başarı kriterim şeydir. Daha doğrusu galibiyet kriterim. Başarı biraz farklı bir kıtkanım ee, Kolay maç kazanabilir. Mülbaki daha kolay maç kazanabilir. Evet çünkü bir ezberi var mı Bir ee, oyun ezberi var. çok e, belli şey, hücumda belli şeyleri çok e, basit yapıyorlar çünkü. Ya arada kaldım ama üst diyeyim ben de. Çok emin değilim burada. Arada kaldım ama üst diyeyim. Ben de hiç memnun değilim üst dediğimden bu arada. Yani çok çok zorlayacak gibi geliyor Mülbaki Baks ama buradan Indiana'ya geçelim. Geçelim. Evet efendim, Indiana Pacers'ı konuşacağız Salgıda Nugger'la birlikte. Ee, geçen sezonun Kaan abi en lezzetli, en tatlı takımlarından biriydi Indiana Pacers. Oyun olarak da öyleydi. O yüzden bu bölümde merkez grubunun bir odak noktası bizim için Pacers olacak. Genelde kadroyu kurdular onlar. Hatta ana yapıyı tamamen kurduklarını söyleyebiliriz. Yeni kontratlar verdiler görev adamlarına. İşte Nehmar'da yeni kontrat verdiler. T.J. McCannell'ı uzattılar. Benedict Maturin geçen sene denklemde sakatlığından dolayı yoktu. O geri döndü. Ama işte Tyrese Burton, Andrew Nehmar, Aaron Nesmith, Miles Turner ve onlarla tam bir hazırlık kampı geçiren Pascal Siakam. ilk seri gibi olacak. Yedekte de T.J. McCannell, Ben Shepard, Benedict Maturin, Obi Topin, Isaiah Jackson gibi oyuncular var. Bunun yanında üçüncü uzun olarak James Wiseman, geçen sene kullanmadıkları Jerez Walker ve James Johnson gibi bir isimle sahipler. Ya aslında derin bir kadroya sahip Indiana. Geçen sene ligin en iyi ikinci ucu muydu? En kötü 24. savunmasıydı. Fakat buna rağmen playoff'ta doğu finaline kadar gitmeyi başardılar. Boston duvarına tosladılar. Nasıl bir sezona doğru gidiyor Indiana Pacers? Tabii geçen sene doğu finaline gittiler ama karşılarındaki takımlarda oyuncu kalmadığı için biraz. New York serisi biraz New York açısından çok ciddi sıkıntıydı. E, yani. New York şeyde, yani ilk turda da çok... Milwaukee'nin yine sakatlık yani. problemleri vardı. E, ama ee, bu takımın sezon içinde sadece siyakamın gelişiyle değil Tyrese Halliburton'un sakatlığının da bir payı olan e, önemli bir değişim geçirdiğini hatırlamak lazım. Yani şimdi sezon başında, sezonun ilk 20-25 maçı itibariyle tarihin gördüğü en olağanüstü hücum rakamlarına yaklaşmışlar yakala ve Tyrese da burada bu dönemde bir Stephen Curry'yi Chris Paul ile birleştirmişsin gibi bir senaryo yapıyor. Yani hiç top kaybetmeden olağanüstü yüksek bir hücum merkezi olan bir takıma dönüşmüş. Çok hızlı oynayan, Ricard'ların tarihinde oynatmadığı kadar hızlı oynayan, çok acayip bir takıma dönüşmüşler. Hatta uzun süre hücum veriminde bir, tarihin en iyisi, savunmada da 29 falan gidiyorlardı. Fakat özellikle Siakam gelip, Smith'in rolü biraz daha farklılaştıktan sonra, biraz daha arttıktan sonra bu takımın savunması o kadar da Abi bir an evvel topu verin de biz de hücum edelim, e, beklemeyelim halinden o bekleme. Hadi beyler hadi siz de atın da biz de atacağız Durumdan çıktı biraz. O yüzden evet bu takım tabii ki hücum odaklı bir takım. Tabii ki Tahir e, çok hızlı oynamayı seven bir takım. Bir de hızlı oynamakla bugün işte mb ya da sadece NBA'de değil abi Türkiye liginde Türkiye 2. liginde bile sorsan koçların %80'i ezberden şey söylüyorlar. İyi savunma yapıp hızlı oynamak evet. istiyoruz diye. Çünkü zaten modern oyunda savunmaların e, etkinliği arttıkça hücum verimliği yani transitiondan daha verimli bir hücum olmadığı için bu herkesin hayalidir. Bazı takımlar uygundur, bazıları değildir. Bunu söyleyerek de yapamazsın. bunu bu takım bunu yapabilecek şeyde niyette ve belki de bunu en iyi yapan oyuncu sahip. Tarih söylüyorsunuz çünkü en ama en önemli özelliği çok iyi bir pasör olması çok iyi topu dağıtmış. Topu çok çabuk ileriye göndermiş. Çünkü kafası hep yukarıda. Yani bir hani Çavi Iniesta e için hep derler de Çavi ile Iniesta e pası verdiğinde topa bakmıyorlar. Onlar direkt çevreye bakıyorlar topu aldı da veriyorlar Ve Liverpool'un yani anında öyle. Ve tamamen DNA'sına işlemiş bir topu ileri fırlatma isteği. Şöyle yani. bir istatistik vereyim. Tabii ki hızlı ucumlarla bağlantılı ama Pacers şut saatini 24 saniyenin ilk 8 saniyesinde %56 ile atıyor. Sonraki 8 saniyesinde %51 ile atıyor. En son 8 saniyesine kaldı larını da %43'te atıyor. Yani temposu düştüğü an Pacers başka bir takıma dönüşüyor. Şöyle bu bence pek çok takım için buna e, yakın istatistikler vardır. Burada volümler çok önemli. Hmm. Muhtemelen ilk 8 saniye en fazla top kullanan takımlardan. Zaten var. öyleydi biliyorsun. Ha. Onların e, basket yedikten sonra ligin en fazla basket atan takımıydı. En yani, az basket atan e, takımdı. Işte. yüzdelerden çok burada volümler çok önemli. Bu konuda Pacers'ın bir olduğuna şüphe yok. Şimdi ama o kimlik bir miktar yani biraz tabii ki hücum hızından odun vererek tabii rakiplerin de buna rakiplerin de hazır olması çok önemli. Rakipler artık çok daha hazır, çok hazırlıksız yakalanıyorlardı çünkü. Hani o kadar hızlı gelmesini kimse beklemiyor. O kadar çabuk ileri atılmasını topun. Tamam bunu söylüyorsun ama bunu uygulamak ve bunu içselleştirmek başka bir şey. Rakipler hazır olduğu için kadro biraz yapısı değiştiği için bu biraz azaldığı gibi ama aynı zamanda savunmada da tamamen hani beyler hadi topu verin de gidelim durumu Batador da. Matador savunması yapmayacaklar. Evet. Ama burada kritik isim tabii Tyrese Burton. Tyrese Burton o hem sakatlığını yaşadıktan sonra NBA kuralları gereği o NBA takımına girip daha yüksek bir kontrata hak kazanmak adına sezon sonuna kadar oynadı. Ama sezonun ilk işte kaç 30. maç civarıydı galiba sakatlandı. Yani sezonun en başı o hem sinik sakatlığına kadar oynayan Tyrese Halliburton'la hem sinik sakatlığından sonra bütün playoffların sonuna kadar 4 ay basketbol oynayan Tyrese Halliburton aynı oyuncu değildi. Kesinlikle değildi. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? O sakatlığın etkisiyle oynamaya devam etmesi tabii ki çok ünlü tıp uzmanları vardır. Hani izin vermişlerdir. Geçen sezon başındaki Tyrese Halliburton'u ben tekrar yakalayabileceğini düşünüyorum. Çünkü o oyuncu atıyorum e, bazı sakatlıklar var. Oyuncunun gerçekten hani kariyerini etkiledi. Öyle bir sakatlık yaşamadı çünkü. Yumuşak doku sakatlığı yaşadı. Ve onun etkilerini hissetse de onu tamamen atlattığını varsayarak konuşuyoruz. Tyrese Halliburton tekrar onu yakalarsa bu takımın tekrar ligin en iyi 2-3 ucumundan biri. belki de birincisi olma ihtimali var ve savunmada da bu kadar e, komik duruma düşmeyeceklerse ki düşmeyecekler. Artı Halliburton'ı tamamlayabilecek parçalardan çok önemli çıkışlar yakalayan... Başta Andrew Neymar olmak üzere belli isimler gördük. Cem Erkan'ın acayip bitirdi sezonu. Yani yılın en iyi 6. adamlarından aynen. biri olarak bitirdi. E, Benedict Matur'un o sezon... Çaylak sezonundaki verimsizliğini belli ölçüde törpülemiş gözüktü ki... Böyle gardların yanında oynadığı zaman... skorerler her ne kadar biraz at gözlüğüyle oynasalardı ki... Benedict Matur'un o konuda belki de zirvelerden biri. Benedict Matur'un geçen sene NBA tarihindeki... E, attığı şut başına e, yaptığı asitteki en düşük oranlardan hmm. birini yakalamıştı ama... Bu tip oyun kurucular onları daha verimli kılarlar, onu daha etkili kılabilmek adına. İşte. E Pascal Siakam'dan daha fazla yer alabilmek adına. Bence daha iyi bir yer. Ya. Pascal Siakam da çünkü oyunu tamamen değiştirmek zorunda kalmıştı. Pascal i̇şte, Siakam Toronto'da toplu oynayan oyuncuyken burada daha topsuz oynamaya başlamıştı. Çünkü. Ve fena da uyum sağlamadı Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Yani çok Kesinlikle. hızlı bir şekilde uyum sağladı burada. İlginç olan bence rakiplerle alakalı olacak. Geçen sene Indiana'yı hakikaten tanımıyorlar. Doğru. Bu sene tanıyorlar. O yüzden Indiana'nın neyi nasıl yaptığını rakip koçlar artık daha iyi biliyor. Bu böyle takımlar için bir handikaptır. Dolayısıyla Halliburton'un o geçen sezonun başındaki çılgın yüzdelerine gelmesi lazım bu takımın. Kesinlikle çıkması için. Çünkü bu takımın en iyi 3 hücumdan biri olmadığı denklemde Doğu'da ilk 5 aday olması çok zor. Çünkü savunmada o kadar fazla drive açıyorlarken, yani rakiplere üçlük vermemek için boyalı alana o kadar çok penetre etmesine izin veriyorlar ki rakibin. Miles Turner'da da çok geri adım attı savunması da artık karşılayamıyor rakip penetreleri. Dolayısıyla ligin en kötü penetre savunan, en kötü boyalı alan savunan, en kötü rebound alan takımlarından biri. Siyakan bunu bir ölçüde kurtarır. Neymar topa baskıyı daha iyi yapan bir oyuncu. E Nismith de çok daha iyi bir savunma haline getiriyor. Geçen sezonun son bölümünde yalnız bundan biraz biraz bir miktar uzaklaştıklarını göstermiş. Bence yani. Carlisle bunu düzelt. Yani Carlisle yakışmıyor bu. Bence bu sene zaten o konuda geçen seneki formülden uzak, daha da uzaklaşmış olacak. Mı? Yani hani şey mantığını anlayabiliyorum. Tamam Atlanta 152 attı. Biz 157 attık, yendik ama oralara çıkmaması lazım tamam. bu işin. Yani Indiana'nın bu işi biraz daha makul seviyeye getirmesi lazım. Yani ligin en kötü evet 22. savunması sol 30 olma. Hatta Müngüz 18-19 ol ki Olabiliyorsa bence ol. bu seneki hedef biraz öyle olacak. Yani hücumda bir savunmada 22 değil hücumda 3 savunmada 18 olmak gibi bir hedef olacak gibi bence. Peki 47.5. Yani hiç fena değil burada oran. Geçen sene galibiyetine aynı bu arada yani 47-35 değil Indiana. Hani Halliburton'un yarısında sağlıksız olduğu, Siyakam'ın da yarısında katıldığı bir sezon. Ben Halliburton'un geçen sezonki, geçen sezon başındaki kadar olmasa da iyi durumda olacağına inanıp inanan inanarak konuşuyorum. Üst diyorum. Ben de üst diyeceğim. Zor burası benim için. Yani doğru zor, burası zor. çok zorlandım. Şimdi Cleveland'da zor. zorlanacağım ama Indiana'ya üst diyorum. Ya Cleveland'da gelmesek. <laughs> Şimdi Cleveland'a doğru geçiyoruz. Geçelim. Evet efendim, Kralın'da gelmesek dedi Kanaba ama geliyoruz ve zor kısımlar bunlar yani NBA. Aslında bir dediniz. taraftan da kolay. Yani geçen seneden ne farkı var? Çok bir fark yok. Evet aynı hemen. Bu arada Indiana'da ve Kralın'da da merak ettiğim şeylerden biri de şu. Bence gizli hikayelerinden biri olacak sezonun bu NBA nasıl bir basketbolun oynanması izin Berçuk. Doğru. doğru. Geçen çok sezonun ya yani geçen sezonun sonundaki basketbol tüm sezona yayılırsa Indiana'nın işi sıkıntıya düşebilir. Çok haklısın. Çünkü çok sert bir basketboldu ve o basketbol Tyrese Halliburton gibi oyuncuların yıkılmasına sebep olabilir ama Cleveland'da yarar. New York'a evet. yarar o basketbol. O yüzden NBA'in ben öyle umuyorum. Yani NBA'in daha fazla sertliğe izin vereceğini ve geçen sezonun ikinci yarısındaki basketbolu isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir geri dönüş aldılar. Ama Cleveland Cavaliers kan abi. Hiçbir şey değişmedi. Ama aslında bir şey değişti. Ne değişti? J.B. Bickerstaff gitti. Kenny Atkinson bu takımın başına geldi. Yani aslında oyuncu gelişiminde bizim Brooklyn Nets'te gördüğümüz çok iyi bir performans veren Kenny Atkinson... Warriors'da asistanlık yaptıktan sonra Cavs'in başına geçti. Ve Cleveland Cavaliers bir bilmeceyi de çözdü Kaan abi. Donovan Mitchell'la 3 yıllık bir kontrat imzaladılar. 150 milyon dolarlık. Donovan Mitchell kaldı. Şimdi NBA'de şu var artık. Yani kontratı imzalaman o kontratın sonuna kadar o takımda kalmana sebep değil. Ama kontratı aldım. Evan Mobley'e 5 yıl 224 milyon verdiler. Kiskati Scotty Toronto'nun verdiği kontrata yakın. Bir tek Alperen Houston vermedi. Houston'da neyi bekliyor bilmiyoruz. Yani Franz'a verildi, Evan Mobley'e verildi. E, verilmeliydi Alperen'e. Evet. Jared Allen'a 3 yıl 91 verdiler. O Kore'ye de 3 yıl 38 verdiler. Aynı nüveyi koruyan bir Cavs. Ken Atkinson katıldı. Ne değişir ne değişmez. Bir kere Ken Atkinson'ın özellikle oyuncu gelişimi konusunda bazen koçların çok yetersiz takımlarda ne kadar iyi iş yaptığını çok göremeyebiliyorsun. Ken Ayatkes'in o Kairiler falan önceki döneminde, Brooklyn'i hatırlarsan, Dian Zoros'un takımında playoff'a falan girdiği dönemde... Draft hakkı yoktu o takımın. Evet, o takımın o kadroyla olabilecek en mantıklı, en uygun şekilde oynatmayı başarıyor. Onun iyi bir koç olduğuna zaten hiç şüphe yok. O yüzden zaten çok e, sevilen ve çok istenen bir koçtu. Şart falan da peşinden koşmuş. Hatta önce anlaşıp sonra geri gelmişti. Evet. O orada değil, ben böyleyse. çok ayıp etmiştim. Yani. Ama Cleveland'la anlaştı ve Cleveland'a yani. gitti bu takımın esas problemi iki senedir Donovan için geldiğinden beri ne? Darius Garland, Donovan Mitchell, Jared Allen, Evan Mobley ikililerinin birbirlerinin Ayağına basması. Evet yani Cleveland şunu söylüyor. İyi dans partnerleri olmaması. Evet yani Cleveland şunun farkında diyor ki bizim nüvemiz bu. Biz bunun üzerine bu takımı inşa edeceğiz. Fakat bir Steph bir kata kadar getirdi ki o da iyi iş yaptı. Bence de. Bence de. Ama bir Steph'in vizyonu bir sonraki kata yetmedi. Aynen. Şimdi vizyon meselesi mi bu? Koçla mı alakalı, oyuncularla mı alakalı? Artı oyuncuları belli şeyleri değiştirmeye ikna edemedi. İkna edemedi. Belki oyuncular inatçıydı. Onu göreceğiz. Ama Kenny Atkinson bunları teoride daha iyi yapabilecek bir koç gibi gözüküyor. Evan Mobley'i daha dışarıdan oynamaya hem ikna edecek hem belki de hazırlayacak aynı zamanda antrenmanda. Ve Donovan Mitchell Darius Gardner'ın ki top paylaşımını yapacak. Bunların bir Jerry biliyorsun. Ta şeyden beri, Brooklyn'den beri çok sever. Tabii. Jerry Tellen'ın bugün buraya noktaya gelmesi çok önemli bir isimdir. Şimdi Kenny etkinsinde bu takımın zaten var olan ve bir koçun da gelip tak diye çözebilecek gibi olmadığı çok abi çok bariz sorunlar bunlar. Bu oyuncuların ana yapmak istedikleri şey yani Donovan Mitchell'la Darius Garland Jared Allen'la Evo Mobile'a birbiriyle çok örtüşüyor. Birbiri yoluna çıkıyor. Bu, bu kaçınılmaz bir durum. Bunu ne kadar hafifletebileceksin? Ama aynı zamanda özellikle Max Sturlus geldikten sonra biraz daha dengeli bir takım var. Ve aynı zamanda bu oyuncuların özellikle Jared Allen'la Mobley'nin aynı anda sağlı olmasının çok büyük savunma başka avantajları da oluyor. İşte bunları avantajlarını ne kadar öne çıkarıp bu takımın zorlandığı alanları ne kadar kapatabilecek? Her koç olduğu gibi her koçun asıl görevi budur. Ama bu takımda çok daha önemli. Ve Kenny Atkinson'un bunu daha iyi yapabileceğini, bu takımın Yıllar yani bir arada oynadıkça biraz daha iyi bir noktaya geldiğine ben açıkçası biraz inanıyorum. Burada kritik nokta şu. Bu takımın bence çok iyi bir savunma oyuncu takımı olacağını hiç şüphem yok. Zaten öyle. Ya yani. bu oyuncuları koyduğun zaman ligin en iyi 5 yani. savunmasından biri çıkıyor zaten. Fakat geçen sene yaşanan en büyük sorun herkesin bölüm bölüm sakat olması dışında Darius Garland'ın özellikle zaten sezona sakat başlamıştı. Öyle kendini tam buluyor gibi olduktan sonra o çenesini kırdıktan sonra korkunç bir sezon geçirdi Darius Garland. Zaten yani, en büyük sorun Garland şu an Geçen sene Darius Garland yoktu neredeyse. Hı hı. Olduğu dönemde de var gibi de değildi. Garland'ın sağlıklı başladığı bir sezonla bu takımın özellikle normal sezonda çok rahat maç kazanabileceğini işte Sturlus'un gelmesiyle belki de en büyük de daha dengeli bir takım oldu ve çok daha iyi bir noktaya geleceği kesin. Ha tavanlarını işte Kenny Atkinson'la bu ana sorunun ne kadar azaltılabildiği ne kadar kamufle edebildiği gösterecek. Ama e, zaten bu se bu takım iki sezondur ki geçen sezon bence özellikle Garland özelinde sakatlıklar bütününde çok iyi bir sezon geçmese de sürekli doğunun tepesini çok net en azından galibiyet anlamında net zorlayabilecek. Belki şampiyonluk adayı olarak daha öne yazmayabilirsin yani playoff'ta daha zorlanabileceklerini söyleyebilirsin. Ama normal sezonda bu takımın doğu ikincisi falan olması çok uzak bir ihtimal değil. Mesela bu bölümde konuştuk ya Milwaukee ya da Indiana ben mesela Milwaukee'nin düştüğü denklemde, yani ise 15 maç kaçırdı, Lillard 20 maç kaçırdı. Cleveland'ın oraya aday olabileceğini düşünüyorum. Hiç ben şaşırmam hiç. buna. Yani atıyorum Boston, New York, Cleveland gibi bir üç görsek bir tepede hiç şaşırmam. Ben Boston, Cleveland, New York diye görsek de şaşırmam. Ya da hatta atıyorum Boston, Cleveland, Philadelphia gibi bir üç görsek yani. hiç şaşırmam. Ama bu, bu takımın gramer olarak şöyle bir problemi var. Sakatlıklar yüzünden 48 maç kazandılar değil. Geçen sezon sakatlıkların olduğu bölüm kolay takvimin de etkisiyle Cleveland'ın en iyi oynadığı bölümdü. Yani Donovan ve Jared Allen'ın asıl oyuncuları olduğu, Garland ve Mobley'nin sakat olduğu bölümde Cleveland 3 maç falan kaybetti. Yani müthiş tavrımar ettiler herkese. Evet takvim kolaydı. Yani Jalen Green'in Houston Rockets takvimi gibi. Ama Yine de bu takımın bir avantajı da o. Yani 4 iki, oyuncudan ikisi oynadığında bile maç kazanabildiği için Cleveland ve otomatik olarak savunma ortaya koyabildiği için ilk 5 savunmayı Cleveland maçı kazanacaktır. Yani Cleveland 50 galibiyeti zorlayan takımlardan biri olacak. O yüzden ben 48.5 olsa da Indiana'dan bir maç yüksek üst diyorum Cleveland'dan. Ben de üst diyorum. Şimdi Milwaukee de Milwaukee Indiana Cleveland hepsine üst dedik. Sen bir de şeyde de çok üstledin. Atlantik'te de çok üstledin. Evet üst yani. ben Boston'a da üstledim. Ama New York'a alt dedik. E, Toronto'ya alt dedik. Oralardan kurtaracağız abi. İnşallah. Oralardan kurtaracağız. Cleveland'da tek bir soru işareti kaldı bu arada. Caris LeVert. Ben Caris LeVert'ün sezon ortasında takas edilebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Ken Atkinson'ın arası çok iyi olsa da. Artı evet, çünkü... takımın da çok ihtiyacı olan birisi. Ama işte yeni bir kontrat veremeyecekler muhtemelen Caris LeVert'e. Çünkü Evan Mobley'nin extension da gelecek sezon yansıyacak. Cap çok yukarıda. Yani Cavs gibi takımlar böyle lüks vergileri ödemek istemezler. Dolayısıyla Dolayısıyla Karis Levert'le birini takaslayabilirler gibi hissediyorum. Yani Karis Levert'ü böyle skoru arayan bir kontendere yollayabilirler kontratına son sezonunda. Craig Porter Jr.'ı merak ediyorum. Çok beğendiğim bir çaylaktı. Ve Dean Wade bakalım sağlıklı olacak mı? Dean Wade çok kritikti geçen sezon. Oynayamaması yani. Ee, özellikle Dean Wade bence burada çok çok önemli. Çünkü Mobley ve Jarrett biri sahadayken diğer uzun Dean Wade olduğunda evet. takımın geometrisi inanılmaz değişiyor hem çok iyi bir şutör hem belki çabuk değil belli dezavantajlar olsa da savunmada da sağlam durabilen isimlerden biri. Takımın top elinde e, olmasına ihtiyaç duymadığı için Dean Wade'in rolü belki büyük rol değil ama 15 e, 10 10 ila 20 dakika bazı maçlar 20 maçlar olabilir. Çok çok önemli. Orada Dean Wade bence en kilit yani yan parçalar arasında en kilit isim olabilir. Şimdi iki tane ilginç takıma geçiyoruz Kaan abi. Çünkü hep yukarıda üst 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 başladık. Bakalım burada ne olacak? <laughs> Chicago Bulls'a geldik. Chicago Bulls Bill Donovan döneminde hep Plain iddialısı olan şey Plain demek bir takıma tabii ilginç oluyor ama Plain adayı olan bir takımdı. Hep onlar 39 galibiyetleri, 40 galibiyetleri zorladılar ve Demar Derozan döneminde ligin en iyi clutch takımlarından biri oldular hep. Demar Derozan son 4 sezonda ligin en fazla tek başına maç çözen oyuncusu oldu. Buna rağmen 31, 46, 40, 39 galibiyet civarlarında gittiler. İşte Lonzo sakatlığı, Zach Lavin, Billy uyumsuzluğu derken pek çok problemleri vardı. Nikola Vucevic'in hiç savunma yapamaması gibi çok ciddi problemleri vardı. Şimdi i̇şte bu sene Demar DeRozan'la yolları ayırdılar. Alex Caruso'yu yolladılar. Alex Caruso'yu da bir draft hakkı karşısında değil, bir oyuncu karşılığında yollamayı tercih ettiler. Ve Josh Giddy geldi kan abi. Şu an takımın ilk beşi Josh Giddy, Kobe White, Zach Lavin, Patrick Williams yeni 5 sene 90 milyon dolar verdikleri Patrick Williams ve Nikola Vučević. Yani Garden gidi, 5 numara Vucevic, Zach Levine ve kısa çok çabalasa da Kobe White gibi bir oyuncuya sahipsin. Bu takımın nasıl savunma yapacağı bu sezonun en merak ettiğim konularından biri. Ee, güzel yerden girdin. Daha kötü savunma takımı yok galiba ya. Hakikaten Hayır. çok çok sıkıntılar yani. Şimdi Vucevic zaten dünyanın en temas etmeyen oyuncularından hücumda da öyledir. Kimseye temas etmez. İyi bir mançudur, evet. O kim yani ne olsun artık. Ama savunmada kimseye temas etmez. kimseye zorlamaz. Yani eğer gerçekten oyuncuların üzerinde böyle atıyorum sim, sim sürsen oyuncuların üzerine Vucevic'in maç sonunda formasında bir tane bile sim Cekilmez, işte görmez. <laughs> ya, ya ıı, diğer tarafta bakıyorsun Cajkidi çok ciddi problemli savunmacı. Kobe White çabalı vesaire ki bence Kobe White'ın çıkışı bu takımdaki olumlu yani son 3 sezonda olumlu söyleyecek tek önemli isim. En önemli hikaye oydu Aa, Kobe White'ın çıkışı. Ee, e, Zach kötü değildir ama hiçbir zaman dikkatli bir savunmacı olmamıştır. Patrick Williams iyidir ama onun da istikrarsızlığı ve şeyi insanı Sağolur delirtiyor. Sağlı problem bir de. Sağlı problem insanı delirtiyor. Yani bu takım en azından Chelsea'nin ligin en kötü savunma takımlarından biri. E, tamam hücuma geliyorsun. Bir kere hücumun liderini kaybettin sen. En önemli hücumun etrafından döndüğü oyuncuyu. E diğer tarafta Cajki de evet iyi bir pasör. Gerçekten iyi bir pasör ve çok doğru oyuncuyu doğru yerde bulma konusunda bence elit seviyede bir oyuncu. Başka çok büyük problemleri var. O yüzden iyi bir oyuncu demek kolay değil ama onu yapabilir. Ama bu aynı zamanda Kobe White'ın yani bu takımın iyi hikayesinin Topu biraz daha elinden uzaklaştırmak anlamına geliyor. Takımın bir numaralı skorörü olması gereken ne olursa olsun e, Zertlevin'in de elinden topu uzaklaştırmak gerekiyor. Bu daha iyi yerlerde topla buluşacakları anlamına gelirse ne hale? Ama Vucevic'in en önemli özelliği ucunda neydi? Şut atmaktı. Vucevic iki sezondur korkunç atıyor. Atmamasını tercih ediyorsun. E Patrick Williams zaten hiç topu vermek isteyeceğim bir uçurda bir oyuncu değil. Tehdit olamadı hiçbir türlü. Hiç olamadı yani. E, şimdi buradan ligin en kötü savunmalarından biri olacakları bence kesin. Yani kesin. Hı -hı. Yani çıkışı yok bunun. Bu bir dalımınla falan alakalı değil. Bu malzemeden iyisi olmamı. E hücumda da tamam Kobe Bryant'ın iyi coştuğu, Josh Didin iyi attığı, Lavin'in coş Yani Lavin çünkü maç başına 13'lük atabilen bir çok türlü canım. bir oyuncu. Hani bir, bir maçı 53 sayı falan. Ama öyle olmayan bir senaryoda da hücumda da çok güdük kalacaklar. Chicago'nun ciddi ciddi yani Brooklyn veya Washington gibi başarılı olmak istemeyen daha doğrusu draft hedefi maç hedefinden daha büyük olan takımlarla kıyaslamak istemiyorum ama Chicago'nun ciddi ciddi NBA'nin en kötü takımı olma ihtimali var şu anda. Ve belki de olmaları gerekiyor. Çünkü <laughs> belki de bence kesin olmaları gerekiyor. Yani yıllardır bunu istemediler. Çünkü işte Ryan orada istiyor ki 35-40 galibiyet kazan ama lüks vergisi ödeme ama draftta da yatma. Takım arada sıkışmış vaziyette. Ve Karnışovas döneminde de Korkunç hamleler. Arka arkaya geldi duvara tosladılar. Fakat San Antonio'ya bir draft hakkı borçlular Kaan abi. Hmm. Ve ilk 10 korumalı. Dolayısıyla Chicago'nun o draft hakkını kaybetmemesi için zaten ligin en kötü takımlarından biri olması gerekiyor. Dolayısıyla Zeklavi'ni yani bir türlü yapmadılar ama belki bu sezon takaslayabilirler. Şöyle bir şey var ama ilk 10 korumalı olduğu için hala play için mücadele edebilecek durumda. Evet doğuda öyle oluyor zaten. <laughs> Aynen. Batıdan çünkü her türlü zaten geride oluyorsun. En kötü 7. takım olsam bile <laughs> bir şekilde play-in için şey yapabiliyorsun. O yüzden yani atıyorum ilk 5 korumalı olsa kaybetme işler, gene kaybetme işler. ama bu takımın istese de kazanabileceği maç sayısı çok az. Yedeklere bakıyorsun. Jalen Smith'i 5 numara yediği olarak aldılar ki bence Vucevic'e göre daha fazla bile oynatabilirler de. bir noktada. Tori Craig 4 numarada. Yani Vucevic'e müşteri bulsalar bugün yollayacaklar da bulamıyorlar. Tori Craig 4 numarada Patrick Williams'dan daha fazla süre alabilir. Matas Buzelis çaylak olarak seçtiler. Şimdi o da İlginç bir oyuncu bence ama şutu yok onun da Matas Puzelesi'nde. Bir şut problemi var. Şimdi Ayodosun Mu önemli bir savunmacı. Cevon Carter önemli bir savunmacı. Şimdi Chris Duarte'ye oynadılar. Lonzo Ball'ın geri dönmesini bekliyorlar. Onur Alp var. Yani mesela nasıl bir rotasyon olacak çok merak ediyorum. Şöyle şimdi Cevon Carter'ı çok saymayalım. Cevon Carter'ın çünkü hücumdaki sorunları var. Ama Ayodosun Mu ve Onur Alp'in bir de girdiği beşlerle... Belki bir anda böyle savunmada bir hareketli konu. Çünkü Ve şut da atabilirler. Ayodos'un iyi bir şutör. Evet, o da çok iyi şutör. O çok iyi şutör bir de. Yani, belki öyle bir savunmada bir anda bir silik inebilirler. Ama abi boyalanan savunması bu haldeyken onu kurtarabilecek hiçbir şey yok. Hani Ayodos'un mu? Onuray belki ana rol değil ama bu takımın bir şey üretebilen özel savunma savunmada bir şey üretebilen oyuncular olarak belki onları iyi kombolayıp iyi beşler bulabilirsin ama pota altı bu kadar kötüyken gene bir yere varamaz. Evet. E, hücum anlamında Lavin'in çıldırmadığı, Kobe White'ın coşmadığı falan bir maçta zaten hücumun belli bir yerde kalacak. Çok kötü bir hücum olacaklarını düşünmüyorum ben ama vasatı geçmeleri için çok o, o, iki oyuncunun çok iyi günleri geçirmesi lazım. Bunları geçirebiliyorlar ama özellikle Lavin'in korkunç günleri de var biliyorsun. Evet. Bir de Abi hangi maçta hatırlayacak heyecan sen son çeyrekli top verilmediği için evet. kızdı 14 On, şut kaçırdıktan sonra 17'de 3 atmıştı Aynen. 17'de 3 attığı maçta son çeyrekte söyle Deroz'un top kullanıyor diye kızmıştı ya yani ne yapıyorsun be abi Burada şunu da söyleyelim tabii hani Zeklavin takım edilebilir falan. Belki Onur Alp burada takımı boşaltırlarsa bir şans bulur. Ama Bildanov'un sorunu Bildanov'un da hiç öyle bir koç değil. Ben o yüzden Bildanov'un bu sezon ortasında gönderilebileceğini düşünüyorum. Yani ya yöneticiliğe geçebilir Bildanov'un son yıllarda bunu çok görüyoruz ya da koleje geri dönebilir. Yani Bildanov'un drafta yatacak şu Bulls takımının koçu değil bence. Alakası yok yani. Burada o zaman seni diğer takımda ha şeyi 27 27.5 o kadar sormadım bile. Ee, yani 27.5 düşük aslında. Çünkü geçen sene 39 galibiyet kazanmışlardı ama ben 6 olacaklarını düşünüyorum. Burada. Abi hem savunmanın hem hücumun en iyi oyuncusunu kaybettikten sonra tabii ki düşecekler. yani Bence de 6 olacaklar. 6 diyorum ben de. Ve bence işler kötü gittikten sonra Karnışov aslında artık zaten biraz ikna etti. Hani yok pahasına işte Vucevic'i falan filan yollayıp tamamen onlarda da Brooklyn'le ve Washington'la lig sonuculuğu için mücadele edecekler. Cooper Flack mücadelesine girebilirler. Diğer tarafta Detroit'e geçelim Karnab. Detroit geçen sene zaten NBA tarihine geçecek kötülükte bir sezon yaşadı ve 14 galibiyetle bitirdiler sezonu. Kate Cunningham... Arada kaç 27 maç mı? 27 maç üstte kaybettiler. Kate gemi sağlıklı olduğu bir sezona giriyorlar şu anda ve Koçu kovdular. Yani Monte Williams'a verdikleri o tarihi kontratın tazminatını göze alarak yani o 60 milyon dolar civarında bir tazminatı göze alarak bıraktılar. 60 milyon doları çöpe attılar. İnanılmaz çünkü salary cap'te sayılmadığı için Tom Gorsett dedi ki herhalde tamam ben cepten ödeyeceğim onu. Dolayısıyla koçu yollayın dedi takımın başına da Troy Weaver'ın yerine takımın başkan olarak Trajan Langton geldi. Trajan Langton'ı biz zaten Türkiye'den çok iyi tanıyoruz oyuncu olarak ama saygın bir yönetici. Evet, Böyle... Türkiye'den çok iyi tanıyoruz ama NBA'de yönetici olarak da inanılmaz saygın. Evet hem işte New Orleans Pelicans'ta hem de galiba daha önce Brooklyn Nets'te çalışıyordu. Çok önemli bir yönetici. Şimdi Troy Weaver gitti, Trajan Langton geldi. Mount Williams gitti, J.B. Bickerstaff geldi. Bu tip kadroların limitlerini bulmaya yani tabanlarını yükseltmeye çok yarayan bir koçtur Bickerstaff. Ve bir düzen getirme konusu da iyidir. Kadroya da bakıyoruz Kaan abi. Tobias de. İki milyon dolar verdiler. 2024 NBA draftında 5. sıradan Ron Holland'ı aldılar. Bunun yanında Malik Beasley ve Tim Hardaway Jr. gibi şütörleri getirdiler takımı. Simona Fontecchio'ya da 2 yıl 16 milyon dolar verdiler. Temelde şunu diyorlar bu sezonun başında, yani gelişmeler şu yönde. Çift uzun denemeyeceğiz. Kate Cunningham ve Jalen Dura'nın etrafına daha fazla şütör koyacağız. İşte Fontecchio, Tobias Harris, Malik Beasley, Jaden Ivey'nin hızı, Tim Hardaway Jr. Bu yapıya baktığında Detroit nasıl bir sezon bekliyor? geçen seneden daha iyi bir sezon bekliyor. Ya geçen seneden daha kötü olamaz çünkü. <laughs> çok zor. Yani. Fakat bu yapılan plan şimdi Tobias Harris'le Tobias serisi şu güne kadar sürekli olumsuzluklarla anıldı. Ve bunun çok büyük oranı da hak etti. Hele ki geçen sezonun son bölümü korkunç. Korkunçtu. hayaletle de hayalet. Korkunç yani. Yani kötü oynamak başka bir şey. Hiç böyle elin taşın altına sokmak bambaşka bir şey yani. Tamam. Fakat Tobias Seris'in sadece yetenek setini düşünürsen yani reboundçu, fizikli ve şütör olduğunu düşünürken iyi şütördür çünkü tabi Bu takımın en ama en ihtiyacı olan şey. Keza Malik Bizli de öyle. Şimdi bu oyuncular hiçbir tane iddiası olan, iddiası olan derken playoff iddiasından bahsediyorum. Şampiyonluk iddiası değil. Playoff iddiasında olan bir takım için kaderi değiştirecek oyuncular değiller. Ama Detroit için çok değişecek. Çünkü Detroit'in açık ara en büyük problemi Orlando ile birlikte. Orlando çok ayrı bir senaryo ama bu kadar kötü spacing olan bir takım olamaz bu kadar şutörsüz bir takım daha olmaz. Hele ki 2020 basket. Ya bu takım 2005'te oynuyor olsa basketbolu orada bile bu şutör yok der. Zorlanırlardı evet. Ya bu 2024 basketbolunda 2025 basketbolunda bu kadar şutör olmadan oynanmaz, oynanamaz yani. Kaldı ki takımın merkezindeki asıl yıldız oyuncusu da spacing'e ihtiyaç duyan türde bir oyuncu. Yani geçen sezon Jalen Duran, Isaiah Stewart ve Osar Thompson'ın aynı anda olduğu beşler vardı. Şimdi Kate Cunningham de kötü bir sezon geçirdi belli noktalarda. Sezon sonu iyi oynadı ama Kendisi dışında da büyük problemler vardı. Bu arada Kate Cunningham'in kendisinden kaynaklanan sorunlar bir tarafa. Bebeklenen çıkışı gösteremedi. Be... Top kaybediyor çok Horkunç, fazla. Yani hmm. tamam top kaybede... Bu takımda top kaybedeceksin ama abi maç başına üç buçuk top kaybeden sonra altı top kaybeden var. Saçmalık seviyede top kaybediyor ve yanlış toplarda kaybediyor. Tamam eyvallah. Kate Cunningham'in kendi günahları da var. Ama bu takımda Kate Cunningham'in başarılı olabileceği bir senaryo içerisinde kimsenin başarılı olabileceği bir senaryo evet. yaratılmadı aslında. Ama Malik bizle Tobias Harris Atıyorum Indiana'ya gelseler Indiana için çok da bir şey demeyiz. Ama bu takım için gerçekten verimliler. Gerçekten gerekli gerekli ve verimliler. Ee, biraz daha daha geniş bir alanda oynayabilecek. En azından böyle oynama niyeti olan bir fikir olduğu Trajan Langdon ve yönetim tarafından konmuş. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi benim koç olarak çok beğenmediğim ve çok sınırlı bulduğum ama yine senin söylediğin konu çok önemli. Bu tip çok kötü durumdaki takımları belli bir seviyeye çıkarma, belli temel prensipleri yerleştirme konusunda da başarılı bir koç olan bence geçiş koçtur J.B.B. Christoph. Evet Mesela, iyi, iyi bir şey. İyi bir Cleveland'da, Cleveland'da değişim iyiydi. J.B.B. Christoph'in gitmesi bu ya da J.B.B. Christoph'in gelmesi iyi bir şey. Ben o yüzden artı her ne kadar bu takımın bence çok ciddi bir playoff iddiası olamaz. O yüzden belki draft'a yapmaları mantıklı ama bu takım artık draft'a yatabilecek lüksü kalmadı. Kaç yıldır ligin dibindeler. Hı. Yani son 5 yıldır son 3 sıradasılar zaten. Abi yeter. O yüzden takım da zaten en azından daha rekabetçi olmak istiyor. Bu playoff yapacakları anlamıyor. belki play bile yapamayacaklar. Ama daha rekabetçi olmak için ilk günden itibaren yani Brooklyn'in veya Washington'ın yap yapacağı gibi değil. Hatta belki sezonun ortasında Chicago'da yapmayacak. Bu takım son güne kadar oynamaya çalışacak. O kesin. Bu da onları asla çok iyi bir takım falan yapmayacak ama belli bir galibiyetin üzerine taşıyacak diye düşünüyorum. Ki sen gene senin söylediğim bir konunun tekrar altını çizeyim. Sezonun ikinci yarısında özellikle son iki ayında Kate Cunningham çok daha... E, abi tamam birinci yani şu ana kadar hiç göstermediği kadar birinci sıra seçiminin hakkını verir gibi gösterdi. Yani o çok önemli. Oradan devam ederse Detroit'i 30'lu galibiyetlere yaklaştırabilir. Ama Barham 25 buçukta şu anda. Benim orada tek problemim Tobias Harris her ne kadar iyi bir şutör olsa da toplu oynamayı seven bir oyuncu. Cade'in verdiği pası direkt bitirmek yerine topla biraz evelemeyi gevelemeyi çok seviyor. Bakalım birbirlerini nasıl tamamlayacaklar. Yani Fontekio'nun çok önemli olacağını düşünüyorum Bence orada. Bence de. Fontekio oradaki köprü görevinde kritik isim. 25.5 biraz kafamı karıştırıyor. Çok düşük aslında 25.5 ama şimdi Geçen bu, sene kaçtı? i̇şte geçen sene de 14'le bitirdiler. Mı? Hani mesela Detroit geçen seneden 7 9 maç fazla kazansa yine baremi geçemiyor. Yani geçen seneye göre çok daha iyi olsun. Ama geçen sene de çok ekstrem korkunç. Tarihi kötülükte bir sezon geçirdiler geçen sezon. Fakat yine de elim 25.5'ün üstüne gitmiyor açıkçası. Yani. yani çok daha iyi bir kadrolar geçen sezona göre de emin de olamıyorum açıkçası bu takıma. Yani Kate Cunningham, Jaden Ivey dinamiği, Osar Thompson'ı nasıl oraya koyacaklar? Ron Holland zor bir çaylak bu takımda oynatmak için. O yüzden ben yine altı atayım zarı ya. Yani hani Cavs, Indiana o kadar maç kazanacak ki bir yerlerden galibiyet de almam lazım. O yüzden Detroit'ten alıyorum ama sende bir üst hissediyorum Detroit konusunda. Üst olacağız. Yani. Üst diyorsun. Güzel. İkinci ayrılığımızı yaptık burada. Detroit üstü giymişsin zaten. O yüzden de üst tamam mantıklı. Boston ve Detroit de ayrıldık değil mi? Evet. Ben Milwaukee'de da indiren adam birini alt diye düşünüyorum ama bakalım. Ben de. Yani Milwaukee'ye alt dese miydim acaba diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Benim şu ana kadar en içime sinmeyen Milwaukee oldu galiba. Benim de öyle. Ama çok teşekkürler Kaan abi. Merkez grubunu, Dean Wade'i bile tartıştığımız bu programı bitirdik efendim. Amerikan Mutfak'ta rehber programlar devam edecek. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.